Suriye'deki Türk-Rus işbirliği Suriye için oldukça başarılı. Suriye'deki başarıya dikkat çekti, Karadeniz'le ilgili dikkat çeken uyarılar yaptı. Korkarım yeni provokasyonlar da olacak. Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanırken Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Türk partnerlerimizle sıkı temas içindeyiz, yani İdlib'de genel ilerleyiş olumlu. İdlib'te terörün bitirilmesi hedefiyle yapılan Soçi mütabakatına değinen Yerhov, Ankara-Moskova ortaklığının hedefine dikkat çekti. Türk partnerlerimizin de İdlib mutabakatını yerine getirmek için çok çabaladığını görüyoruz. Biz de bu konudaki çabaları takip ediyoruz. Mutabakat, İdlib'de silahsızlanma, ağır silahların ve mühimmatların tasfiyesini gerektiriyor. Bununla birlikte şimdi bölgede bulunan terör örgütlerinin gerillalarının da uzaklaştırılması çok önemli. Yerhov, Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin Astana'nın fişini çekme vakti geldi ifadelerine de yanıt verdi. Astana ve Soçi süreçlerini hala ne olduğu belirsiz bir şey için feda etmenin, kurban etmenin hiçbir mantıklı gerekçesi yok. Ayrıca çok saygıdeğer biri olsa dahi herhangi birisinin Astana ve Soçi süreçlerine ilişkin ultimatomlar vermeye, kırmızı çizgiler oluşturmaya, takvim belirlemeye hakkı olduğundan emin değilim. Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki Kerç gerilimini ise dikkat çeken bir örnekle anlattı Rus büyükelçi. Bu durumda bu nasıl bir olaydır? Düşünelim. Boğaz içinden sorumlu. Boğaz içinde trafik güvenliğinden sorumlu olan Türk yetkililer bir anda boğaz içine yaklaşmakta olan ve kendileriyle hiçbir temasa geçmemiş, izin almamış, prosedürleri yerine getirmemiş 3 savaş gemisi tespit etseler ne yaparlar? Üstelik bu gemiler dur uyarılarını dikkate almaz, kendilerine yanıt vermezse ne olur? Türk yetkililerin o bölgeyi güvenli tutma zorunluluğu var. Yerhov provokasyon uyarısı yaptı. Korkarım yeni provokasyonlar da olacak. Yaptığınız Gülhan Beylik cezasız kalıyorsa daha cesur, gücünüzden daha emin oluyorsunuz. Yeni provokasyonlar başka ülkeleri, organizasyonları Ukrayna ile Rusya arasındaki uyuşmazlığına dahil etmek amacıyla olabilir. Ve Ankara ile Moskova arasındaki enerji ilişkileri, Amerika ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasına dikkat çeken Yerhov, bu anlaşmanın Türk akımına karşı koyma niyeti gösterdiğini ifade etti. Şöyle ki, Türk akımı projesi Rusya tarafından destekleniyor, Türkiye tarafından da destekleniyor. Çünkü Türk halkı için çok önemli ve halkın kind of ihtiyaç duyduğu bir projedir. For, Ancak Ukrayna orası, ve Amerika buna karşı someone. olduklarını açıkça ilan ettiler. Bu durumda Türkiye ve Türk halkı da gerçek dostunu ve right? gerçek düşmanını not tanıyıp not anlayabilir. Uh, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, iki ülke arasındaki enerji ilişkileri hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı. Biz birbirimize karşı bağımlıyız. Ben size gaz satıyorum ve siz özellikle kış koşullarında sizin için gerekli olan gaz miktarını temin edebilme gücüme bağımlısınız. Aynı zamanda ben sizin gaz alma ve karşılığını ödeme gücünüze bağlıyım. Birimiz diğerine değil, birbirimize karşı bağımlı durumdayız.